Evet, Galatasaray bölümüne karşınızdayız güzel oyunda. Galatasaray çok kötü bir deplasman performansı sonrası 2-1 mağlup oldu. Fatih Terim oyun anlamında pozisyona girdiğini söyledi takımın. Evet, bazı pozisyonlara girdi Galatasaray ama kaleyi bulan şutun bir olduğu, Selçuk'un artık dip yaptığı ve bundan daha kötü bir Selçuk performansı olur mu? Hani ben zannetmiyorum. 4-4-2 oynayan bir Galatasaray gördük. Selçuk'la Belhanda yan yana oynayınca biraz daha oradaki alan daha büyüdü ve Selçuk'un kapatması gereken metrekare artınca Selçuk'un defoları daha çok ortaya çıktı. Çünkü üçlü oynamak başka bir şey. Arkanızda Enzonzi varken sol iç sağ iç oynamak çok başka bir şey. Ama yanınızda Belhanda varken 4-4-2 oynamak çok başka bir şey. Direkt Selçuk'tan girdim çünkü Galatasaray taraftarının en çok tepki gösterdiği konu o. Nasıl buldun Selçuk'un performansını? Abi Selçuk'un nasıl diyeyim sana? En form fit halini düşün. Kariyerinin en fit halini düşün. Defansif orta saha olarak bu takıma koyduğunda sence sırıtmadan takır takır defansif orta saha oynar mı? Bence yine oynamaz abi. Tam değil. Çünkü yani kim şeyi o değil. Ya yani adamın meziyetleri o değil. Çıkışında o yok yani. Meziyetleri de erimiş de. Yani o ayrı. Ya derin oyun kurucu oynar en fazla. Ki milli takımda öyle oynattı hoca Abi 4-1-4-1 önünde de zamanında. Zebellak gibi koşar, 13 kilometre koşan iki adam olur. O zaman oynar. Belki diyeceğim de bence yine oynamaz abi. Başka adam bulursun. Galatasaray seviyesi bu değil. Bu ayrı. Ama dediğim gibi kariyer zirvesindeki Selçuk'u düşünelim. Belhanda ile ortada ikili oynar mı ya deplasmanda? O yine oynamaz yani. Yine saçma. Olmaz yani. Hocanın ya bu tercihini Denizli maçı öncesinde de görünce ben ya nasıl olacak falan olmaz diye düşündüğümü söyle yani hem söylemiştim hem zaten görülüyor. Bu arada hani çok acayip de bir meziyet değil. Galatasaray'ı düzenli takip eden herkes bunu öngörebilir. Tabii. Ama işte bazen çok yakın olduğunuz zaman ya ortada Selçuk'un ortaya koyduğu bir kariyer var. Galatasaray'a verdikleri var. Galatasaray gelişiyle, performansıyla belli ki takım içi ilişkileri çok kuvvetli. Yöneticisinden hocasına, futbolcularına kadar saygı görüyor adam. Ama işte bazen de o saygıyı yani şey yapmamak lazım. Yani kendini yıpratmamak lazım. Selçuk'a zarar veriyor artık bu Selçuk'un durum. futbola ilişkisi 2-3 yıl önce kesildi abi. Aynen. Yani yedek olacak şu an Galatasaray'da yedek olacak bir oyuncu da değil. Ya da şeyi de hani Denizli maçına gittim. Neden? Çünkü en azından sezon başında daha denememiş. Ya Denizli maçında sen ya Denizli tarafından sürklase olmuşsun. 2-0 yenilmişsin. Daha fazlasını yiyebilecek konumdasın. 15 tane şut atılmış o maç. Baktım yani üşenmedim baktım ve Denizli ligin en az şut atan iki takımdan biri. Üç takımdan biri hatta. Ya şeye bakmıştım. Twitter'da yazmıştım onu. Gençlerbirliği deplasmanına gittim. Bir mucize eseri. Adamlar 20 tane şut attı. Çünkü senin savunmanın en kritik oyuncusu stoperler. Ondan sonra defansif orta sahandır. Kaldı ki stoperlerin iyi oynaması için de önünde bir set olması lazım. Belki en az onun kadar önemli. Şimdi sen Selçuk defansif orta saha çıktığın zaman zaten gel diyorsun rakibe. Yani dribbling yapan herkes yanından vızır vızır geçiyor. Galatasaray bu sene birçok takımı Omuz cesaretlendirdi omuza zaten. Göztepe'de onlardan biri. Ankara gücü onlardan biri. kuvvetli değil. Ya Gençlerbirliği maçında 20 tane şut attırmışsın. Bu maça bir daha çıkıyorsun. Bu maça diyelim ikili orta saha olacak. Taylan çıksın abi. Yani Taylan bir önceki maçta da katkı sağlamışsın. Ankara gücü maçında da katkı Penaltı sağlamışsın. yaptırmıştı, girdi, hareketlendirdi. Yani Selçuk'un defansif orta saha olmayacağın için kaç maç test edilmesi gerekiyor? Ben gerçekten anlamıyorum. Yani elbette biz daha dışarıdayız. Belli ki sadece oyuncu olarak baktığımızda gördüğümüz şey bazen de yakından bakınca bazı şeyler daha doğrudur. Ya uzaktan bakınca. Ya yakından bakınca işte takım içindeki ağırlığı, kaptanlığı, işte birebir ilişkisi, Fatih Terim Selçuk İnan ilişkisi, Selçuk İnan yöneticilerle ilişkileri, oyuncularla birebir ilişkileri. Belli ki bu adam takımda sıfır rol olduğu zaman, hiç rol almadığı zaman takım kimyasında etkileneceğini düşünüyor hocalar ve süre veriyor. Başka benim gördüğüm makul bir şey yok ama yani saha dışında ağırlığı var diye saha içinde bu kadar önemli roller almaması Ya bir de gerekiyor. 75 dakika oyunda kalması, hadi diyelim hani başladı, olmadı. Hani Bak bu 45'te alırsın, 50'de alırsın, 55'te alırsın, 75 asıl mesele bence. Ya bu rolü bak bu rolü Emre Belözoğlu oynar abi. Bu rolde oynayabilecek adam Emre Belözoğlu. Neden? Şey de tabii ki şeyde kabullenmesi koşuluyla.
Hani ben gerekirse kenardan gelirim, gerekirse oynarım. Fit bir de yani adam saha içinde karşılığı var. Selçuk İnan'ın saha içinde karşılığı falan yok. Selçuk İnan'ın kendini bunu nasıl yaptığını anlayamıyorum. Yani kariyeri boyunca çok ciddi paralar da kazandı. Yani şeyde değil, yani Galatasaray'da kaldı ama Avrupa'ya gitse asla kazanamayacağı paraları burada kazandı. Orta Doğu'ya gitse bundan fazlasını kazanamazdı, onu da söyleyeyim. Yani ya Galatasaray inanılmaz paralar. Yılbaşı 4 milyon euro para ödedi Selçuk İnan'a 5 yıl boyunca. Bonuslar 20 milyon euro para ödedi abi. Evet. Abi bonuslar, maç başı 20 bin eurosu var Selçuk İnan'ın. O 5 yıllık sözleşme. Maç başı 20 bin euro. Ünal Aysal dönemi yapılan sözleşme. Unutmayalım. Maç oynamayınca da almıyor değilsin. Yani kulübede otur. Tabii. Kulübede. Selçuk İnan Türkiye Kupası'nda kulübede oturuyor ya. Hiç girmeden. 10 bin euro alıyor. 5 dakika mı girdi? 15 bin euro alıyor. Maçta oynadın. Onların hep kademeleri var. Yedekte mesela 90 dakika yedektesiniz. Bir şeyiniz var. Paranız. Oyuna girdiniz. %50. Adım attınız. Mesela 90. dakika oyuna adım girdiniz. %75. Yine alıyorsunuz. Hani onlar hep sözleşmede belirtilen maddeler. Bunlar zaten uygulanan şeyler. İşte parası ödenmiştir, idare etmiştir bilmem ne vesaire. Bunlar vardır. Yoktur demiyorum. Yani ben de tıkır tıkır al demiyorum. Çok geriden mesela Muslera ile Selçuk en çok geriden alan isimlerdir. Ama abi geriden alıyorsun ama evet. İyi para alıyorsun ya. Yani. Ya şey dediğim, kimsenin parasına gözüm yok. Karşılığı olsun sahada, isterse yani o parayı hak ettiği için hiçbir problem yok. Tabii canım. O zaman zam alsın diye konuşuruz. Problem değil ama bunca yıl zaten senin sözleşmenin son yılları ciddi paralar da kazanmışsın, karşılığını da verememişsin. Bari bir jest olarak bunu doğru zamanlamasıyla futbolu yani bıraksa, iyi bir iz bırakıp bu şekilde veda etmesi lazım. Ama ya oyuncu kendini bilmiyor, kulüp bunu net şekilde ifade edemiyor. Belli ki yani iyi bir şekilde veda etsin istiyorlar. Ama iyi veda böyle olmaz. Yani daha düşük bir role razı oldu diye tamam denmemesi lazım. O düşük rolün de hakkını vermek gerekiyor. Tabii canım. Selçuk bunun hakkını veremiyor. Bunu net bir şekilde söylemek lazım. Devre arası lazım. Şimdi Arda Turan ismi geçiyor, Cagli ismi geçiyor, Lines, Onyekuru, Emre Akbaba'nın lisansının çıkartılması söz konusu. Gidecek olan oyuncularda işte Enzonzi, Serin'in adı geçiyor, Emre Mor'un adı geçiyor. Hani bu değişimi nasıl değerlendiriyorsun? Cagne'den başlayalım çünkü sıcak bir haber var. Cagne ile anlaşma sağlandığı yönünde iddialar var. Sence katkı sağlar mı Ocak ayından? Şimdi şöyle, Cagne'nin ben çizildiği kadar kötü bir profilde bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Uçan kaçan bir oyuncu değil ama çok kötü bir oyuncu asla değil abi. Bu bir kenara ama şu çok dikkatimi çekti. Abi kulüple bu kadar içli dışlı olmamak lazım şey olarak. Yani nasıl söyleyeyim sana? Abi sen kulüpte çalıştın. Bak kulüpte çalışmış bir insansın ama kulüpteyken bile senin bir saygınlığın var. Bunu ne sağladı? Kulübe olan sevgini biliyorlar, Galatasaray sevgini ama kulübe doğru olan şeyleri de söylemeye devam eden bir insansın. Çıktığında görevini bıraktığında da aynı şekilde devam ettin. Kulüpteyken saygın var. Öyleydi. Saygın var, sevgin var ama kulüp için doğrusunu da söylüyorsun. Ama bir de şey var abi. Yönetici mutlu olsun diye konuşanlar var. Abi Cagne hayırlı olsun. Yani Cagne bir transfer mi? Galatasaray bir şey mi katıyor? Adam mı kiraladığın adamı beğenmemiş. Bütün parasını verip alın, Allah rızası için alın diye gönderdi adam. Bu bir yönetim başarısı mı? Neye hayırlı olsun abi? Yani bari hani onu bile bir iyi bir icraat gibi sunmamak lazım. Yönetimin iyi icraatları da var. Sıkıntılı icraatları da var. Bunları da anlatıyoruz. Doğru yaptığı işler var. Saha dışında önemli bir kazanım elde ettiler. Daha doğrusu iyi bir iletişim kurdular. Riva meselesini bir tekrar gündeme gelse tekrar anlatırız. Son birkaç dönemdir artı da kapatıyor Galatasaray. Aynen. Ya doğru yaptığı işler var da hani bunları da bu da iyi bir icraat. Bu bir icraat değil yani daha doğrusu. Mesela Cagne olayı. Yani Galatasaray'la alakalı bir olay değil, evet, yani. Evet, enteresan oldu. Ya yani şimdi bu bir. İkincisi Cagne'nin oyun odağına gelecek olursak Cagne'ye uygun bir yapı yok. Neden? Cagne sana pres yapan bir oyuncu değil. Cagne hareketli bir oyuncu değil. Cagne derine gelip top alan bir oyuncu değil. Derinden topu alıp servis eden bir oyuncu değil. Ceza sahası oyuncusu. Cagne bir bitirici. Cagne topu, bu bir. İkincisi, topu aldığı zaman birebir de etkili bir oyuncu. Hantal gözükmesine rağmen gördüğüm en absürt adamlardan. Hantal ama çalım atıyor. Birebir de stopere yediriyor yani. Doğru zamanda topu dürterek çok penaltı alması da bu yüzden. Birebiri var. Birebiri oyunu oynuyor. İlla sağına atıp solundan geçmiyor ama
o topu avantajına kullanabiliyor. Bu bir. İkincisi bir bitirici. Bakıyorsun bu profile bakıyorum. Ben Falcao ile bunu bir eşleştiremiyorum. Ne yapacak abi Falcao? 34 yaşından sonra gelip Pire gibi bir sağa bir sola bir arkaya koşturan adam. Yani yan yana oynaması konusunda sıkıntı zor olabilir diyorsun. Falcao'yu yan yana oynatabilecek ya da Cagney'in yan yana oynayabileceği tek adam Andone. O da sakat. Çok ağır sakatlık geçirdi. Babel oynadı Falcao'nun yanında Göztepe maçında. Yine olmaz. Nasıl buldun performansı? Olmaz abi, hareketli değil. Çünkü uzun hareketli toplarda abi. Bazı başarılı ama uzun top oranında mesela Galatasaray daha önce sezon başından beri kısa kısa oynamaya çalışan, hatta bazen yana ve geri oynayan, teşekkür ederim Edo, oynayan bir takımdı. Ama Göztepe deplasmanında gördük ki Galatasaray'ın pas mesafesi de uzadı. Yani Babel'in koşularını Galatasaray önüne atmaya, Babel'i indirmeye çalıştı. O da bir yöntem. Çünkü baktı ortadan gidemeyecek. Yani bir oyun yapamayacak. Topu ileri gönderme suretiyle bir atak geliştirmeye çalıştı. Yani o da bir yöntem. Ama Babel bir kere koşu yaptı, iki kere koşu yaptığını aldı. Ama üretkenlik bir, sıkıntı. Abi bitersin. Ne olacak? Evet. Bir de bir oyuncu üçüncüde gidememeye başladı. Bütün oyunu normal ama bu arada bu yani Babel'e at koşsun sistemi değil. Doğru değil şu anda. Ama mecburiyet oldu biraz yani. Ama ya abi bak, çift forvet oynayacak profil bellidir. Birinin mutlaka hareketli olması lazım. Mutlaka birinin alan açması lazım. Ya da santrforunun ona uygun olması lazım. Derine gelebilmesi lazım. Şimdi bakıyorum ben. Falcao, Cagney. Olmaz ki. Ya da Babel, Cagney. Babel, Falcao. Neyse ne. Bunlar birbirlerine çok hareketli alan açan oyuncular değiller. Açamazlar yani ve bu sefer o merkezde yoğunlaşırsa stoperlerin işi kolaylaşır. O ne güzel. Yani benim zaten koruduğum alana yoğunlaşıyor. Bu sefer ön taraftaki oyuncular çok daha rahat kapatacak. Bir oyuncu eksik oynayacaksın çünkü.